Ya bence çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki yani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Pek de inandırıcı gelmiyor bana şu anda. Benim de zararım var. Sorun değil ama vatan sağ olsun. Yani bu zamanda birikim yapmak zor ki yani yapamazsın da yani. Zam iptali oldu, ona da teşekkür edecek halimizin olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama sonrası döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş meydana geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayser Akın'a döviz kurları ve altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Benim kanaatim dış kaynak olduğuna inanıyorum. Erdoğan'a güveniyorum. Diyeceklerim bu kadar. Yani bu ekonominin kötü yönetilmesinden değil. Ben öyle düşünüyorum. Peki bu olay sizi nasıl etkiledi mesela? Ya ben sanayici değilim ki ben nasıl etkilesin. Ben sade bir vatandaşım. Döviz tasarrufunuz yok mesela, döviz altın? Yok. Hiç yok? Yok. Neden kaybı? Kaybetme yok yerim. Aynı yerinde duruyor. Dolar mak aynı yerine geldi. Onlar öyle gitti, geri geldi. Erdoğan gibi de adam bulamaz Türkiye Cumhuriyeti bile. Neden mesela geri buldu aynı yeri? Vallahi orasını büyüklere sormak lazım. Rebbi Koç gibi, Sakıp Samancı gibi onlar yükselir. Ondan sonra hükümeti yıkmaya çalışırlar. Peki sizin bir döviz ve altın tasarrufunuz var mı? Yok arkadaşım, yok bizim. Yani emek, sizi etkilemiyor? Yok, emek büyük. Konuşmasını takdirle dinledik. Bu ülke dolarla, euroyla kurulmadı. 17 Mart'ta bu Kayseri'de 3 gün önce 15 tane şehidimiz vardı. Anasını bekleyenler, evladını bekleyenler vardı. Yalnız şuradan fırsatçılara bir şey demek istiyorum. Günlük marketlerde yağ fiyatlarını değiştirerek, peynir fiyatını değiştirerek, et fiyatını değiştirerek, bu milletin kanını emerek bir yerlere varamazsınız. Ne sizi kıldığınız namaz kurtarır, ne de tuttuğunuz oruç. Önce kalpleri temiz olmalı. Reisin yanındayız, Devlet Bahçeli'ye güveniyoruz. Reisin de her zaman arkasında olacağız. Peki bu dövizde şimdi sert bir düşüş meydana geldi. Bu düşüş sizce neden kaynaklı olabilir? Bu Yahudilerin boyunuydu zaten. Bunu da reis gördü ve bozdu. Bir gün önce müsiyata yaptığı bir açıklamadan dolayı. Ertesi günü de millet de ona güvendi. Yaptığı açıklama. Benim de zararım var. Sorun değil. Ama vatan sağ olsun. Yani bir döviz ve altın tasarrufunuz var. Altın vardı. Eridi gitti. Canı sağ olsun. Ama vatan sağ olsun. Başka bir şey demiyoruz. Bak, baktığımızda sadece konuşmaya göre yükselip artmıyor aslında. Bunlarla da alakası var ama faizle de çok büyük bir alakası var. Tabii borsa da kapalı şu an. Ya, sabah kapalıydı. Yine kapalı muhtemelen. O yüzden baktığımızda ya şu bu düşüşün kesinlikle kalıcı bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii. Peki bir genç olarak seni bu dövizdeki altındaki düşüş nasıl etkiliyor? Mesela ailenin bir tasarrufu var mı mesela? Düşüş değil de artışın etkilediğini söyleyebilirim. Düşüş tabii ne kadar etkiliyor dersek de baktığımızda şu an ailem içinde akaryakıt fiyatlarında bir düşüş oldu. Yani zam iptali oldu, ona da teşekkür edecek halimizin olduğunu düşünmüyorum. Ama yani düşüşün de şu an ne fiyatlara ne de başka bir şeye yansıdığını düşünmüyorum şimdi. Ki zaten uzun süreli olmadığını düşündüğüm için yansıyacağını da düşünmüyorum. Tekrar yükselip zamların geleceğini bekliyorum. Beni tabii etkiledi. 200, aşağı yukarı 150-200 bin lira zararım oldu 3 günün içerisinde. Benim için doğru büyük para, bir emekliyim ama benim için büyük para. Ama memleketin menfaati için euro, dolar, altın almış başını gidiyor. Şimdi memleketin her şeyden önce milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Artı çok uluslu şirketler ve memleketimizdeki tekelci sermaye dediklerini yaptırabilmek için ekonomiyi koz olarak kullanıyorlar. Çok uluslu şirketler ve emperyalist güçler istediğini yaptıramıyorlar Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne. Eskiden Kuzey Irak'a 100 metre geçemezdik. Şimdi Kuzey Irak'a operasyonlar yapıyoruz. Libya'da söz sahibiyiz. Artı ondan sonra sınırlarımıza, Afrin'e, şuraya buraya müdahale ettik. Türk dünyasının liderliğini yapıyoruz, toparlıyoruz falan derken İHA'lar, SİHA'lar yaptık. Ben siyasi olarak falan söylemiyorum. Ben geniş kapsamlı, aydın bir kişi, okuyan bir kişi, eğitimci, emekli bir öğretmen, vatanperver biri olarak bunu söylüyorum. Yoksa 100 bin lira benim için büyük para. Tabii beni etkiledi ve üzüldüm de. Ama
Çimentonun kilosu olmuş, şey, torbası olmuş 65 lira. Taş üstüne taş koyulamaz. Sanayide, ticarette kim kaça aldığını, kaça satacağını bilemiyor. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Ardından bekliyoruz memurlara ne zam olacak, asgari ücret. Asgari ücret 4250'ye de yükselse, böyle giderse, döviz böyle giderse 14.000 de olsa bir şey yapmaz. Dolar yüreği bu kadar yükseltmenin ne alemi var? Türk paramızı bu kadar yerlerde süründürmeye. Bizim paramız her zaman için değerli, kıymetlidir. Dolar yüreği açsa almam da, alanlardan da hiç razı değilim. Allah haklarını helal etmesin. Kim alıyorsa da. Anladığım kadarıyla döviz tasarrufunuz yok değil mi? Yanlış mı? Kesinlikle almam da evime de koymam. Yani onu iş adamlarından ilgilendirir bir şey. Halk bundan almasına yani hiç yani çok razı değilim. Peki sizce? Çok kötü bir şey. Bir şey alacaklarsa altın alsınlar. Canım altına bir karşılığım yok. Ama dolar euro çok kötü bir şey. Kendi param vardır çok şükür. Dolarla euro ile hiçbir işimiz yoktur. Olmaz da olamaz da. Vallahi kardeşim ben daha da çok düşmesini bekliyorum. İnşallah da düşer. Tabii bazılar için bu biraz zarar olacak. Fazladan aldılar gramajını falan. Şimdi de düşüyor. İnşallah daha da devamı gelir. Yani bunu bekliyoruz da. Yani şöyle bir şey var. Benim için pek umursamıyorum. Benim altınım da yok, dolarım da yoktur. Asıl onu alanlar düşünsün. Ama inşallah düşer. Bekliyoruz. Peki sizin bir tasavvufunuz var mı? Döviz olur, altın olur. Yok kardeşim. Ben aldığım maaşı götürüyorum, direkt karta yatırıyorum. Başka hiçbir şey yoktur. Ya faturaya yatırıyorum ya karta yatırıyorum. Birikim yapamıyorsunuz. Yani bu zamanda birikim yapmak zor. Ki yani yapamazsın da yani. Ya bence çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki hani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Pek de inandırıcı gelmiyor bana şu anda. Yani kalıcı bir düşüş beklemiyorsun. Beklemiyorum. Sanki böyle biraz daha halkın hani şu anda hani parayı tuttukları için ve her şeyi euro bazına döndürdükleri için sanki küçüklüğüne kullandırılmak. Yani çoğu kişi bozdurmaya kalkıyor şu anda çok düşüş olduğu için. Öyle düşünüyorum. İnşallah kalıcı olur. Peki sizin bir tasarrufunuz var mı? Döviz olur, altın olur. Yani döviz olarak tabii. Ben yurt dışından geliyorum zaten döviz olarak getirmiştim. Şu anda da bir tasarrufum yok yani. Peki tasarrufunuzla ilgili planlarınız var mı mesela? Yani Türkiye'nin tabii Türkiye parasını kazanmasını istiyorum ama euro ortada tutuyorum yani şu anda.